...berabere bitirse maçın hakkıydı. Kazanabilirdi. Bilmiyorum Zeki Uzundurukan ne düşünüyor? Şimdi final haftalarına girdik. Ee, takımların... ...iyi futbolundan ziyade aldığı puanlara bakmak lazım. Her sene böyle olur bu haftalarda. İyi futbol bir kenara... 3 puan kazanmak önemli. İyi futbola maalesef... ...iyi futbol oynayıp gol atamıyorsan... ...sana puan vermiyorlar ya da bir puanla... ayrılıyorsun maçtan. Şimdi e, burada herkes... Galatasaray'ın şampiyonluk şansının artık Kaftanın ardında kaldığını, umutlarının bittiğini söylerken ben hep şunu söylüyordum. Fatih Terim gibi bir teknik direktörleri var. Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı var. Kupalara, şampiyonluklara alışmış bir kadrosu var diyordum. 10 puan gerideyken bile Serkan biliyorsun ben bunları söyledim. Şimdi gelinen noktada 3. sıraya çıktı. Galatasaray bu çok önemli. Bu Fatih Terim'in eseri. Ne olursa olsun hoca formsuz olduğu dönemlerde bile yarışı ee, bırakmıyor. Yalnız neden üçüncü sırada gözüküyor Galatasaray? Çünkü şu anda normal avaraj bakılıyor. olarak bakılıyor. Avarajda öyle. Yani ha, evet. avaraj eşit olsa tamam, pardon. çok gol atan takım üstte yazılıyor. Ya, avarajın ha. eşit olduğu takım Başakşehir'miş. Tabii, tabii. Ben Sivas tabii, Spor gibi tabii, tabii. baktım. Yani, Avacılar statüsünde de iki avarajda da e, sezon sonunda bütün maçlar oynandıktan sonra bakılıyor. Yani şu anda Galatasaray üçüncü sırada. Ee, dediğim gibi Galatasaray sonuçta kazanmak önemli. Büyük takımsanız, şampiyonluğa oynuyorsanız, kötü oynarken de kazanacaksınız. Evet, Galatasaray bugün belki de bu sezon en çok pozisyon verdiği maç oynadı. Malatyaspor'un Umut Bulut'un dışında Umut Bulut değil de etkili bir golcüsü olsaydı Malatyaspor maçı da kazanabilirdi. Yo, daha mesela. maçın tabii ki Doğru. maçın daha e, ilk saniyelerinde Gökhan Töre ile yakaladıkları bir pozisyon vardı mesela. Orada da Muslera müthiş bir hamle gösterdi maça hemen, hemen başıydı. Taraftar müthiş bir defa yani e, baktığında yine dolu tribünler. Kupada Ziraat Türkiye Kupası'nda dolu tribünler bakıyorsun Galatasaray taraftarı şampiyonluğa inanmış. E, Fatih Terim zaten onun olduğu yerde hep kupa şampiyonluk hedef var. E, takım da yavaş yavaş buna inanıyor. O, ne olursa olsun yine de Onyakuru kötü gibi görünse de hep önde tutuyor takımı. Rakip stoperler çıkamıyor. E, <laughs> Sonuçta Adem Büyük e, kariyerinde ilk defa 4 maç üst üste gol attı, beş gol attı. Yani hani Falcao yokken eyvah eyvah diyordu ligin ilk yarısında e, Galatasaray taraftarı ve Fatih Hoca ama şimdi elinde Adem Büyük var. Andon, bilemiyorum sakatlıktan sonra belki de doğru söylüyorsun Nagatomo'yu yazıp, onu kenarda bırakabilir miydi bilmiyorum ama Falcao'ya ne kadar güveneceksin. Yani bugün girdi de mesela Zekicim, bir pozisyonu atabilir de güçlü şey söyleyeyim olsa. söyleyeyim mi? Bu Andone oynayacak durumu yok ha, ya. Bilmiyorum. Belki Falcao de... yine sakatlıktan döndü 10 dakika. Mesela, Bu arada Andone 10 dakika bile girmiyor. 10 dakikada dinç Falcao bacakları evet. güçlü olsa orada köşeye gönderir topu. Tam köşeye kesin, gönderemedi. Evet. Hala kesin, kesin. E, o Falcao %50 ile bile oynayacak durumda değil. Evet. E, o yüzden Adem Büyük ne olursa olsun şu anda gol yükünü çekiyor. Evet bir tane de net bir gol kaçırdı ama yani sonuçta söyleyeceğim şu. son e, 4 maç 5 gol makas, ya. Makas yukarıda makas açılıyor. Benim görüşüme göre benim öngörüm şu. Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir yarışı sonuna kadar götürecek. Spor'un da çok fazla sakatı var. E, bugün de gördük yine sakatlıklar oldu. Oynayan oyuncu sakatlanıyor artık. E, gücü de yetmiyor oyuncuların çünkü sürekli aynı kadroyla oynuyoruz ağaca. Orada baktığında e, Fenerbahçe'nin de artık bu yarışı sonuna kadar götürebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş da zaten Sergen Hoca çok böyle yarışın içinde olacağımız gibi iddialı laflar söylemedi. 3 takım sonuna kadar götürecek yarışı öyle görünüyor. Evet e, hemen Rıha Hoca ile devam edelim. Galatasaray bir şekilde kazanıyor. Bugün de bir penaltı e, ve Adem Büyük hep kullandığı köşeye yine vurdu. Bu kez de e, kurbanı Farno'ya ve çok kritik bir anmış meğer. ikinci yarısı da geride kaldıktan sonra Galatasaray... O kritik penaltı golüyle böyle bir haftada kazanarak uzun bir süredir e, zirveye en yakın noktaya ulaştı ve üçüncülüğe de yükseldi. E, nasıl bakmak lazım ya bu haftalarda artık üçün beşin hesabı yapılmaz Serkan önemli olan puandır mı yoksa daha 12 hafta daha var bu futbol o 12 haftayı sırtlamaya yetmez diye mi bakılmalı? Ya şimdi e, ya. 6'da da 6 altı yaptı. 6. maçta belki 5'te 5 beş yaptığı ligdeki en kötü performansını sergiledi. Ama sergilerken de Galatasaray şunu söyleyelim. Ee, kolayı zora sokmak. Yani özellikle ikinci yarı evet o ara çok gelgit yaşadı. Malatya Spor pozisyon üretti. Gol de bulabilirdi. Ama orada Galatasaray en aşağı 4-5 tane de pozisyon kaçırdı. Yani orada ikinci golü atsaydı bir şekilde fişi çekmişti. Yani kolayı zora sokmak derken özellikle ikinci yarı o gel git yaşandığında kendi yani Galatasaray takımı da pozisyon buldu. Tabii şunu söylemek gerekir Galatasaray ile ilgili özellikle e, 6'da 6 yani 18 puan özellikle bu maçta çok iyi oynamasa da şimdi o motivasyonu o özgüveni sağ içinde görüyorsun. Hem enerjiyi yaratıyor seyirci hem de sağ içindeki oyuncuların yani oyun temposu sağ içinde, zaman zaman hata yapıyorlar ama kazanma özellikle e, duyguları da fazla mücadeleleri sağ içinde e, bu görüntü netti. Tabii şunu söylerim yani Mustafa bir güvence, Şener bana göre e, ciddi anlamda kalite eksikliği var. Mariano arandı, solda Saratça arandı. Solda Ömer oynuyor. Ömer orta saha ucunda oynadığı zaman da Galatasaray'ın farklı bir enerjisi oluyor özellikle o bölgede. E, Lines iyi niyetli ama savunma olarak çok vasat. Marco her geçen gün yükselen formu var. Donk orta saha yeri. Ahmet orada oynayabilir. Lemina takımın sigortası. Seri çok gel git yaşıyor. Oraya mutlaka orta sahada o süzgeç haline geldi oyun. Orada Donk gibi dirençli bir oyuncuyla beraber e, Lemina'nın oynaması gerekir. Lemina'ya çok yük bindi. Çünkü. %100 katılıyorum. E, ve de e, Emre Akbaba takımın özellikle e, sağ içindeki aklı. Yani bugün zaman zaman evet e, belki istenilen performansı veremedi ama şunu da söylemek gerekir. Çok geriye koştu Galatasaray takımı. Yani bu kadar geriye koşmaması gerek. Önde topu tutamadı. Önde top kalmayınca orta sahada da çok basit top kayıplarından bazı oyunculara Lemina gibi çok fazla yük biniyor. Yani o süzgeç dediğim daha fazla geriye koşan ve takım boyu da çok ciddi anlamda uzadı Galatasaray'ın. Feguli özellikle çizgideki performansı ben her zaman çizgi oyuncuların hem sağ bek hem de sağ açık, sol bek, sol açın Eş değer, birbirleriyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya düşün Şener'le ve oynadı. Ne hucuma destek verdiler, Fegül'ü yara yardımcı oldular. Fegül'ü de özellikle ikinci yarı Karim ve Bifuma o kanattan çok gelince savunmaya da yardım etmedi. Lineste orada tek kaldı. Solda Onyekur'u daha net hazır değil. Ve Onyekur'un da bana göre yani... Ömer Bayram'la değil, Saraççı'yla oynasaydı farklı bir e, yani oyun da çıkabilirdi. Aynı zamanda Donk da oynasaydı orta sahada bu kadar Onyekuru %100 hazır değil. Çok büyük e, bir rahatsızlık, hastalık atlattı. Yani Onyekuru da çok geriye koştu. Adem Büyük'le ilgili de şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın özellikle son 4 maçta 5 gol attı. Çilingir'i eğer rakipleri alanda problemi özellikle ceza sahası içinde çözen gol atıyor, penaltı atıyor. Attığı penaltılar riskli bulan olabilir ama tam yani kalecinin sağına doğru o yan ağlara doğru çıkmaza doğru vuruyor. Birinci sınıf vuruş. Kuvvetli ayakta hocam. Ayakları kısa ya mesela. Tabii. Senin de vurduğun gibi öyleydi. Tabii. ya. Kuvvetli vurmak Topu çok önemli. Tabi. Darbeli vuruyor Levent abi. Tabii, ayak çıkaramaz Ayak, iç, ayak iç üstünü çok Zor iyi kullanıyor. Zor gözüküyor ama. Tabi çıkartamaz. Çok sert. Top hocam, dönüyor bir de yan. Hocanın da öyleydi ayakları çok kalındı. Ya hocam vurduğu zaman Tabii. gol oluyordu mesela ben onu hatırlarım. Bu da böyle penaltı yok. Bak Aynen. ben kaleci çıkarı gibi görüyorsun. Ama çok evet, çıkartamaz. Uzuyor kaleciden evet. top Aynen. Levent abi ağlara gidiyor. Aynen. Yani Galatasaray takımı. Niye değil, Galatasaray yani. önde top tutamadı? Evet. Sence. Önde niye tutamadı? Şimdi Bu önemli A çünkü. Adem İlk kez 5 maç sonra tutamadı. Şimdi tutamadığı hocam. zaman şimdi Feguly kötü başladı. Onya kuru evet. çok top tutan değil, koşucu bir oyuncu. Fizik Sen de biliyorsun Levent Abi hazır değil. Evet. Şimdi Adem de iki tane size stopere geldi. Evet. İkisi de bozdu. Mesela ben neyi düşünüyordum Levent Abi biliyor musun? Özellikle ikinci ara Andone'ye hamlesini düşünüyordum. Niye biliyor musun? Daha mobil hareketli bu iki tane stoperi, ağır stoperi sağa sola mobil olduğundan gezdirirdi. Yani savunma arkası koşu da yapardı. Ya yani Falko, Adem tabii ki Falco fark yani bir e, çok önemli bir kariyer, çok önemli bir oyuncu ama sonuçta Adem'le üç aşağı beş yukarı oyuncu profilleri birbirine yakın. Aynen. Ama Andone ikisinden de farklı. Yani özellikle ikinci yarı Malatya Spor risk aldı, orta sahaya çıktığında o açık alan bıraktığında Andone gibi İlk bir başı oyuncuyla tabii hocam orada etkiliydi et, Andone. Evet. Yani ben Andone mesela o son bölümde oyuncu Andesu Ak Fatih yani. Hoca'nın e, yapacağını düşündüm, yapmadı. Bir de esas de, Hı -hı. Bak, donku da bak Donku'da niye almak gerekirdi biliyor musun abi? Özellikle Feguli ve Linens ikinci yarı Karı Afes'le yeni Malatya Başkanı tabii. Adil Gevrek şu anda canlı yayın noktasında izleyelim. Tamam. Hazır mıyız?